Arkadaşlar merhaba. Dagi Yatırım Holding'in bilançosuna bakacağız. Evvela şirketimiz enflasyon muhasebesi yapmış arkadaşlar. Bu nedenle bir önceki çeyrekle kıyaslamayacağız. Bir yıl geriye gideceğiz. Kendisiyle aynı çeyreğe kıyaslayacağız. Ama yine her şeyi çeyreklik bakıyoruz. Buradaki gördüğünüz her şey çeyreklik olmuş. Ben böyle bakıyorum olaylara. Bunu başka yerde bulamazsınız. Sevgili arkadaşlar. Nakit döndürme süresi geçen yılın aynı çeyreğine göre uzamış arkadaşlar. İşletme sermayesindeki açık, evet açık oluşmaya başlamış işletme sermayesinde. Bu ne demek? Şirket randımanı çalışamaz demek arkadaşlar. Net borç kasada bir önceki çeyrek 60 milyon para varmış. Onu harcamış, tüketmiş. 2 milyon 644 bin lirada nette şu anda borçlu gözüküyor şirket. Yabancı parayı tespit edemedim arkadaşlar. Nakit akışları da negatif, olumsuz evrilmiş. Yani ne demek bu? Kar yaptığı karda kasaya girmemiş zaten. Kar da yapmamış ki kasaya girsin. Herhangi bir yatırım yapmış mı? Tabii öz kaynakları azaldığı için yatırım gibi gözüküyor ama yatırım falan da yok öyle kutunun içine çıkan. Stoklar %13-53 artmış arkadaşlar. Esas önemli nokta burası arkadaşlar. Faaliyetlere geldik. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla 2416 hasılat yaparken şu anda 465'e gerilemiş. Çok ciddi bir kayıp olmuş tabi burada. Fabrika bakalım. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla %58.29 oranında fabrika üretirken şu anda -2.47 olmuş. Yani yaptığı işten para kazanamamış. Arkadaşlar. Şimdi gelelim net kara. Geçen yıl bu zaman da eksiymiş net kar. Geçen yıl bu zamanlar her 100 kaynaklarıyla %120 eksi net kar üretirken şu anda da %123 üretmiş. Bu da ciddi bir sorun arkadaşlar. Gelelim çeyreksel öz kaynak büyüme. Ondan önce ne kadar değerlendirme yapmış? Geçen yıl %580 değerlendirme yapmış. Şu anda da %100 yapmış. Ama çeyrekli göz kaynak büyümesi geçen yıl bu zamanlar bir önceki çeyrek göre %460 büyürken şu anda da %23.34 oranında bir önceki çeyrekten küçülme meydana gelmiş. Yıllık göz kaynak büyümesine bakınca geçen yıl bu zamanlar %91 büyüyen şirket şu anda %7.56 gerilemiş arkadaşlar. Yani baktığımız bütün kalemler kötüye gidiyor arkadaşlar. Şimdi fiyat hareketine bakalım. Bizim baz aldığımız nokta 21.12.2021'de fiyatı 3.69'muş. Kuruşmuş. Oradan bu yana öz kaynaklar sadece %1.5 giderken fiyat %512 gitmiş. Absürt bir fiyat hareketi oluşmuş. Tarihsel çarpanlarla cari çarpanları kıyaslayalım arkadaşlar. En düşük FK'sı 6.26'ymış. Şu anda eksi FK'da. Yani bırakın düşüğünü. FK yok yani. Eksi. 5 yılın en düşük piyasa değeri, defter değeri 0.65'miş. Şu anda 22.42. Yaklaşık en düşüğünün 34.49 katı. Halka açık olan 58.70. Bu iyi bir rakam yani. Fena bir rakam değil. Hisse başı öz kaynak getirisi de getir olmamış, götür olmuş. Sevgili arkadaşlar. Yabancı parayı tespit edemediğimiz için onu geçiyorum, pas geçiyorum. Bir önceki çeyrek 12.83'müş. Oradan da maşallah var %75.84 oranında gitmiş. Maşallah diyelim, en azından yatırımcısını üzmemiş arkadaşlar. Şimdi gelelim bir takım kıyaslamalara. Defter değerimiz 1.1 arkadaşlar. Bunu eksi %7.56 ile çoğaltırsak, çoğaltamayız, azaltırız. Bir yıl sonra bu şirketin ortak olarak öz kaynaklarından dolayı 0.08 kuruş kar etmeyeceksiniz, zarar edeceksiniz. Şu andaki mevcut olay bize bunu gösteriyor. Peki siz şirkete ne veriyorsunuz? 22.56 bunu %51 ile faize koysaydınız 11 lira 51 kuruş para kazanacaktınız. Yine bunu %54'te herhangi bir duran varlık atsaydınız 10 yağ şeker kazancınız 12 lira 18 kuruş olacaktı. Dolayısıyla şirket
Alternatif getiri ne kadar gelmiş siz var düşünün. Şirkete yatırsanız zarar yiyeceksiniz ama öbür tarafta 22 liraya 12 lira kazanma şansınız var. Dolayısıyla ne diyoruz? Böyle bir bilanço gördüğümüzde olmamış diyoruz. Zaten tek başına bilanço da olmamış arkadaşlar. Zarar eden şirkete bile bile yatırım yapılmaz değil mi? Şimdi bizdeki matematik değeri eksi çıkıyor arkadaşlar. Olması gereken değer. Çünkü sen bunu alınca zarar yiyeceksen o zaman bedava versin de öyle al diyor yani. Bedavanın ötesinde. Yani bu şirket için ne söylenebilir? Bu bilanço için ne söylenebilir? Ölmüş denebilir ancak. Başka bir şey yok. Yani yatırımcısına geçmiş olsun diyor. Ama ısrarla yarın bir de baktınız. Pazartesi günü, evet yarın pazartesi günü açılışta bu bir de tavan yaptı. Yapar mı? Yapar. Bunun her şey mümkündür bu borsada. Tavan açılışı bile görebiliriz burada. Dolayısıyla biz fiyat alıp satmıyoruz. Bu şirket yatırım için cazip değil. Ölmüş yani bu. Öyle söyleyeyim. Ama yine de fiyat alıp satanlar onu istediği noktaya getirebilir. Bu onun doğru olduğunu göstermez. Gidişatın da doğru olduğunu göstermez. En sonunda bir yerde tökezleyecektir zaten. Biz yatırımcılar olarak fiyat alıp satmıyoruz. Değer alıp satıyoruz. Bunun değeri de, matematiksel değeri de nasıl meydana çıkar? Arkadaşlar şirketin bir öz kaynağı var. Onun büyütme potansiyeli var ki burada küçültme potansiyeli var. Alternatif yatırım araçlarıyla faizle ve enflasyonla kıyasladığımızda çıkan rakama değer diyoruz. O değerde artı bile çıkmamış. Yani eksi çıkmış. Düşünün. Yani bize bunu bu bile bile lades olacak, daha da zarar edecek şirkete bedava verirlerse al diyor. Bedava vermiyorlarsa da alma diyor yani. Bu matematiksel değer bize onu söylüyor. Veyahut da şirket %1210 büyüyecek. Böyle bir işaret görüyor musunuz? Yok, görmüyorsunuz değil mi? Ben de görmüyorum zaten. Böyle bir büyüme. O zaman ikinci olasılık bu şirketi bedava verirlerse yani 0.01 kuruşa gelirse alırız arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Çünkü matematik öyle söylüyor. Biz öyle söylemiyoruz. Ha, gelir gelmez absürt rakamlar bunlar falan demeyin. Bakın defter değerinin 0.65'ini görmüş. Yani 65-66 kuruşu da görmüş zamanında. 66 kuruşu da görmüş. Aynı zamanda 22 liradan 22.56'dan da ne yapmış arkadaşlar? Şu anda fiyatlanıyor. Borsada böyle garip şeyler olabiliyor. Önemli olan siz nerede, nasıl hamle yaptınız arkadaşlar. Dolayısıyla bu ölmüş ruhuna El Fatiha diyoruz. Yatırımcı dikkat olsun. Dikkatli olsun. Bu gibi hisselerden uzak dursun diyorum. Bundan sonra da karar sizin ısrarla ben fiyat alıp satacağım diyorsan onu da sen bilirsin. Kar da senin, zarar da senin. Sonuçta tuşlara sen basıyorsun. Ben basmıyorum. Ben matematiksel bir değer çıkarttım. Bedava verirlerse alırım diyorum. Yani 0.01 kuruşa. Yoksa da alanlara, satana, tutana hayırlı olsun.